Oyun Cehennemi kanalından herkese selamlar. Bu videoda 180 kuralını ele alacağız beyler. Güzel pratik bir şekilde anlatacağım. Video bittiği zaman eminim aklınıza soru işareti kalmayacak. Şimdi adım adım ilerleyelim. Bir oyuncunun ulaşabileceği maksimum sınır 180'dir. Antrenman yoluyla 180'in üzerine çıkamazsınız. Sınırınız 180'dir. Şöyle hemen onu da göstertelim. Bir tane. Hiç fark etmez ama spor salonu olsun hadi. Şimdi bu oyuncu almayacak. Ne basarsanız basın 180 sınırını geçemiyorsunuz. Şimdi bu oyuncu üzerinden devam ediyoruz. Herhangi bir oyuncuya kazandırabileceğiniz maksimum beceri sayısı 2700'dür. Peki bu 2700 nereden geliyor? Neden 2700? Bildiğiniz üzere oyuncunun savunma, hücum ve fiziksel olarak 3 tane beceri alanı var. Bu 3 alanda ise toplam 15 beceri var. Bu 15 beceriyi eşit olarak geliştirdiğimizi varsayarsak her bir beceriye 2700 beceriden 180 beceri verebiliriz. 2700 bölü 15 eşittir 180 de diyebiliriz. Şimdi olayımız burada başlıyor. Oyuncularımızın akademiden çıkmış gibi tüm becerilerin eşit gelişmesini istemiyoruz. Nadir kullandığı gri becerileri verebileceğimiz 180 beceriyi beyaz becerilere dağıtırsak çok daha yüksek performanslı iyi bir oyuncu yapabiliyoruz. Buraya kadar tamamsak şimdi size bir oyuncunun beceriyi alıp almamasını ya da ne kadar alacağını anlamamızı sağlayan hesabı göstereceğim. Ve bu hesabı yapmayı anladığınızda mutant oyuncu yapmanın olayını da anlayacaksınız. Evet beyler, şimdi size oyuncuyu basarak uygulama olarak göstereceğim. Mesela bakın, hız, pas verme, şut, sezgi diyor değil mi? Pas koşulu. 4 tane burada beceri var. Bu sezgi kaleci için olduğu için çıkartın sezgiyi, 3 tane var. Şimdi 180 çarpı 3 diyorsun. Ne yapıyor? 540 sınırınız var. Pas, koşu ve şutla 540 sınırınız var. Şimdi geçelim oyuncuya. Oyuncumu seçtim. Arşavin. Bu oyuncunun pas vermesi 217. Şutu 147. Hızı 173 ya şimdi. Bunların toplamı 537 yapıyor. Bizim 3 puan sınırımız var. 3 puan sınırımız kalmış. Yani 3 beceri daha aldırabilirim ben pas, koşu ve şutla. 3'ten sonra asla almaz. Çünkü 540 sınırına dayanmış oluyor ve asla oyuncu beceri almıyor pas, koşu ve şutla bundan sonra. Bunu bilmeyip çok fazla yeşil israf edenler de var adam basarken. Basıyorsun basıyorsun almıyor, böyle 5, 10, 20 basıyor. En son bakıyor, almıyor artık diyor, bırakıyor. Orada basarken 20 yeşil, 10 yeşil derken bunun toplamı 50-100 yeşil yapıyor. Ki bu da israfa neden oluyor. Bilmenize acayip bir faydası var. Şimdi örnekle göstertelim. 3 beceri hakkım kaldı benim şimdi. 3 beceriyi aldıracağım bakın şimdi. 3 beceriden sonra almayacak ama. 1-2. Şu an 2 aldı. Bakalım ne verecek. Şöyle bakalım, basalım. Hatta basacağım bir 10-20 yeşil sizin için. Örnek olarak anlaşılsın diye.217 artı 148 artı 174 yapar 139 hala. Almıyor artık gördüğünüz gibi, bir tane kaldı. Bakın 539'da kaldı, artık almıyor beyler. Hani 540 değil onun. Belki 539,5 falan olduğu için arka plandaki o matematiksel hesaplama artık ondan dolayı almıyor. Yani 540 oldu bu adam. Daha gördüğünüz gibi almıyor. Artık pas, koşu ve şutla işimiz bitti. Daha bu antrenmanı kullanmayacağız. Yeşil israfı da yapmamış olacağız. Böyle hesaplayarak basarsanız da kitap gibi adam basarsınız, söyleyeyim şimdi. Başka ne örnek verebiliriz? Mesela başka bir şeyden örnek verelim. Ben bu adama yaratıcılık kaldırmak istiyorum mesela. Kafanı kullan. Buradaki bakın, yaratıcılık, pas verme, pozisyon alma, kafa vuruşu. 4 seçeneğimiz var. Şöyle yapıyorsunuz. 180 çarpı 4. Kaleci için bir şey varsa çıkartıyorsunuz, unutmayın. Bunun sınırı mesela 720. Pas, koşu ve şutun 540'tı. Bunun sınırını 720 bulduk. Şimdi bunu vur, kafanı kullan, doldur.
Niye kafanı kullanma diyorum. Yaratıcılık aldıracağım. Biraz altyapıyı biraz şişireyim yaratıcılıkta. Şimdi pozisyon alma hesabını yapalım. Pozisyon alma 142 artı kafa vuruş 109 artı ne vardı? Pas verme vardı. 217 artı 138. Ne yapıyor bunun toplamı? 606 yapıyor beyler. Yani 720 olmasına daha var. Bununla her türlü bir şeyler aldırırız. O zaman aldıralım. Yani garanti biliyorsunuz bir şeyler alacağını. Pas vermem. Bakın pas aldırdım. Gri aldırmamak için ki yaratıcılığı yükseltmek için biraz çeşidimiz az yaratıcılık veren. Yeni şeyi de gösteririz ya. Santrafor'da. Gördüğünüz gibi alıyor. Biraz yaratıcılığı aldıracağım böyle. En son geleceğim. Tekrar hesaplayacağım. Bakacağım hani 720'ye dayanmış, 718, 719 olmuş. Hani bırakacağım artık, kafanı kullan benim için bitmiştir. Bu adam için daha kafanı kullanamam. Kullanırsam da almaz, yeşilim israf olur. Şimdi benim buradaki amacım da şu. MLM mevkisi benim için önemli değil. Ben bunu MC, DMC olarak görüyorum. Yani orta bitiricilik aldırmamaya çalışacağım. Yanı sıra pasını, top sürmesini, şutunu, yaratıcılığını yükseltmek istiyorum. Hani böyle maksimum, onları maksimum derecede tutmak istiyorum. Ama şutu biraz daha hafif, böyle daha düşük yapacağım. Pas verme ve top sürme, yaratıcılığı daha yüksek tutacağım. Savunma kısmında ben bu oyuncu DMC'ye de çekeceğim. MC oynatıyorum şu an. Yeri geldi mi DMC çekeceğim. Savunma kısmımın biraz ortalama olmasını istiyorum hepsinin. Yine kondisyon kısmında güç olsun, ne bileyim agresiflik, yine kondisyon olsun. Bunlar da hani defansta uyumlu bir şekilde ortalama bir seviyede olsun istiyorum ama dediğim gibi pas, top sürmeyi ve yaratıcılığı böyle 300'lerde falan hayal ediyorum. Onlara vurmaya çalışacağım ki en son halinde paylaşırım. Böyle uzun uzun bir adamı bassam, etsem, hesaplasam, inanın kendim zaten basarken bir 30 dakika, 1 saat, yani değişiyor. Bazen parça parça basıyorum. Akşamlara böyle keyfimce. Bu değişebiliyor. Bunun videosunu yapmak da çok zor. Çok uzun süren bir şey yani. Adamı zaten basması kendi halime uzun bir şey. Videosunu çekmek apayrı uzun bir şey. Ki o videoyu da kes, biç, editla anlaşılabilir bir şekilde kafamda düşündüklerimi size aktarması falan çok acayip sürüyor, uzun sürüyor. Ama mantık bu dediğimiz gibi. Kaleci antrenmanı varsa mesela bakın Sezgi var burada. Bunu 4 değil de 3 görün. Hız, pas verme, şut. Mesela yaratıcılık kaç? 1, 2, 3, 4 iletişim var bakın. Yaratıcılık 4. Artık kaç tane beceri varsa mesela yaratıcılık top sürme kafa diyor. Kaç? 3. Yaratıcılıktan devam edelim şuradan. 1, 2, 3, 4. 4 tane şey var. Kaleci iletişim, kaleci için bizim onu görmezden giriyoruz. Çarpıyoruz abicim 4'te. 180 çarpı 4 ne yapıyor? 720. Gidiyorsun oyuncuna, giriyorsun içine. Yaratıcılığın, pas vermen, oradan bitiriciliğin bunları topluyorsun. Bakıyorsun örneğin 600 yaptı. Diyorsun ki ben hızlı kontrol attak, o zaman 120 daha beceri aldırabilirim. Basıyorsun. Böyle ince ince hesaplaya hesaplaya da bu gördüğünüz o 300'lük adamları böyle yapıyorsun. Hani beyaz becerileri 300 yapmış, grilerden şey vermiş, böyle grileri 1'e düşürmüş. Hani mutant yapmış, vahşet, dehşet bir adam yapmış. Böyle yapıyorsun. Bunu şu ana kadar anlaşılabilir bir şekilde anlatanı şu an görmedim. Yok, YouTube'a yazdım, çıkmıyor kimse. Yine ben anlatıyorum galiba video olarak. Bunu öğrenmenizde hani oyuncu geliştirmenizde, sistemin mantığını anlamanızda büyük bir payı olacaktır. Önemli bir bilgi çünkü.
Bazı gruplarda falan görüyorum, yorumlarda falan. Basacağın zaman bana yaz kardeşim. Yardımcı olurum. Yaz bana basacağın zaman, buradayız falan. Ben size bunları demiyorum. Alın size. Yani balık değil, oltası alın size, direksiyon anahtarı. Kendiniz sürün abicim arabanızı. Kendiniz tutun balığınızı. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu sezon çok güzel videolar gelecek. Eğlenceli şeyler yapmayı düşünüyorum. Adam oyuncu geliştirme hakkında böyle hani 180'e böyle beraber oyuncu da basalım istiyorum. Ama bunu uygun bir zamanda böyle bir yayın şeklinde yapmak daha iyi olur. Çünkü videosunu çek. Hani böyle bir kes, kendi başına konuş. Çok değişik oluyor, çok uzun oluyor. Zaten adamı dediğim gibi bir saatte basıyorsun. Bu oluyor sana 3 saat, 5 saat. Bizim de bir hayatımız var. 3-4 saati sığdırmak, ne bileyim videosunu çekmek. Hani çok, çok zor yani. Ama gün gelecek bunu böyle canlı yayın halinde. Aynı kendim basıyormuş gibi bir yandan sizle muhabbet, bir yandan böyle beraber hesap kitap. Güzel videolarda yeri geldiği zaman olacak. Şimdilik hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kafanıza takılan soru ve görüşlerinizi bana yazın. Buradayız. Cevaplarız. Görüşürüz.